Herkese merhabalar. Futbol Manager 2022 takım inceleme videolarında bugün Trabzonspor'un kadrosuna göz atacağız ve Trabzonspor araştırmacısı Barış bizimle. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Sağ olasın. Ee, bu videoda benimle birlikte olduğun için teşekkür ederim önce. Ben teşekkür ederim bu imkan için. Ee, bir arkadaşlara kendini tanıt istersen izleyenler bu videoyu izleyecek kişilere. Tabii. Ben ismim Barış Bulut. Ee, yaklaşık FM 11-12'den beri FM ile haşır neşirim. Ya çoğu zaman oyunculuk olarak geçti. Aslında scout tarafıyla çok hala da çok büyük bilgim yok. Ama e, sonuçta Trabzonspor'u desteklediğim için e, maçlarında sürekli izlediğim için bunun bu tarafına da biraz ağırlık vermek istiyordum. Çünkü futbol menajere de bir süre sonra artık yılda 1000-2000 saat ayırmaya başladığımı fark ettim. E, o yüzden e, biraz da bu tarafı kovalamak istedim. ...birkaç arkadaşım da zaten araştırmacılıkla ilgileniyordu. E, o yüzden e, onlarla da irtibata geçtim. Bu şekilde zamanla ekibe dahil oldum. Zaten çok olmadı yaklaşık bir yarım dönem bir sene kadar oldu. Selim abiyle birlikte çalışıyorduk. Kendisi yeni ayrıldı. Geçtiğimiz dönem boyunca bütün Trabzonspor araştırmasını onunla birlikte yaptık. E, burada bizim değineceğimiz her şeyde yine Selim abiyle benim birlikte ortak çalışmamız. Yani hiçbir tekil değil. E, ben zaten gerekli yerlerde değineceğim tekrar girip. O şekilde çalıştım. E, Bundan Şimdilik, evet. bundan sonraki süreçte sanırım e, senin tasarrufunda olacak her şey devre arası evet. vesaire çok gibi. Çok büyük bir değişiklik olmazsa tabii benim de gelecek sene bir askerlik durumum hmm. var e, çok hani o yarım dönemlik bir fark olabilir e, o Hı -hı. dönem bir birisi girebilir çıkabilir onun ne olacağı artık geleceğe bağlı ama bundan sonraki bu önümüzdeki yarım dönem ve sezon sonu olan dönem bana ait. O zaman şimdiden hayırlı tezkereler diyelim ilk profili evet, açıyorum. Tekliler. Ee, Erce kardeşler biliyorsun yabancı sınırı var. Ee, i̇ki tane Türk kaleci olması çok büyük bir avantaj Trabzon'da. Evet. Erce çok iyi bir kaleci değil belki ama bence Süper Lig'de de kaleye koyabileceğimiz bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen de Uğurcan varken rotasyonda kullanacağız Erce'yi. Evet. Gerçekte de aslında Uğurcan'ın satıldığı bir senaryoda Erce'nin kalede olması bekleniyordu. Ama tabii Mert Günok transferi falan da konuşuldu. Ee, Erce'nin Altınordu'da çok başarılı bir çıkışı vardı. Bizim Altınordu araştırmacısı bir arkadaşımız var bizimle birlikte çalışan. Hı hı. Ondan da benim aldığım bilgiler var az buçuk. Ama profili konusunda benim bir dokunmam yok. Bildiğim kadarıyla Altınordu dönemindeki profili var hala. Belki benden önceki dönemde Trabzonspor araştırmacısı da yapmış olabilir. Eee senin de söylediğin gibi rotasyonda çok bence de etkili olabilecek bir profili var eee Erje'nin. Evet. Türk olması da var. Uğurcan Çakır için söyleyecek bir şey yok. Ligdeki en potansiyelli Türk kaleci. 160 potansiyel yeteneği var. Evet. Ee, e, mevcut yeteneği de en çok olan kaleci. Evet. Kendisi 145 şu an. 6 ayda 140 olması lazım en yakın. E, aslında geçen dönemde öyleydi. Bildiğim kadarıyla bir fark yok şu an Hı -hı. o mevcut potansiyel kısmında. Ama Uğurcan'ın profilinde sadece bazı dokunuşlar var. E, Su kanlılığında artış Hı -hı. olması lazım eee birkaç da kalecilik özelliklerinde fark var. Fizikselinde birkaç değişiklik var ama çok büyük değişiklikler yok. Uğurcan da herhalde Trabzonspor kariyeri yapacak arkadaşlar için hani az kaleciden ziyade e, takım maddi olarak sırtlayacak bir oyuncu herhalde 20-25'e falan gidiyor. Evet, benim ilginç bir şekilde daha bugünkü bir simülasyonda 38,5 Galatasaray'a gitti evet, ve zaten. hiç o kadar büyük bir rakam görmemiştim. Evet. Ben de ilk defa... Demek ki zorlamak lazımmış. Evet, e, evet. Vitor Hugo'da bir değişiklik yok galiba zaten e, taş gibi bir stoper hava toplarında belirgin bir hakimiyet var ön evet. sezi falan gayet iyi gayet oynatılabilecek bir oyuncu ama herhalde kısa vadede iş görecek çünkü herhalde bir, bir sezon yani bu sezon sonuçlandığında fiziksel olarak özellikle hız hızlanma epey düşecek gibi duruyor. Evet vücut zindeliği yani çok iyi de değil çok kötü de değil. Evet. Gerçekte de Hugo yaşının etkisini bazen gösteriyor bana kalırsa. Çoğu kişi katılmayabilir bu söylediğimi. Hatta bugün de e, sabah gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte yılın toperi seçilmiş Hugo. E, yani ben Hugo'nun kesinlikle ligin çok üstünde olduğunu düşünüyorum ama en iyisi olduğu konusunda pek evin değilim ama profiline ben dokunmadım. bize geçen dönem gelmişti. Hı hı. Geçen dönem geldikten sonra da henüz izlenmediği için dokunulmamıştı. Bu dönemde de bence dokunulacak çok ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bütün maçlarda izledim Hugo'yu. Bence şu an profili gayet gerçeği yansıtıyor. Evet yani hava toplarında hakimiyeti var. Güçlü bir stoper evet. ama çok zaten atlet bir stoper de değil. Eee Edgar, ee, de... Edgar onun atlet kısmını evet. kapatan stoper. Değişik bir stoper. Ee, Edgar konusunda aslında bu dönem bizim tarafımızda çok farklı bir olay oldu. Belki bu işin iç yüzünü merak eden insanlar için de güzel aydınlatıcı bir bilgi olur. Ee, Edgar'ın profili e, şu an e, beta sürümde yani şu an senin e, insanlara göstermiş evet. olduğun 135 CA'ya sahip mevcut eteneği ama Edgar 130'a düşecek ana oyun çıktığında. Ee, Edgar'ın profili aslında e, benim istediğim oyun tarzına göre yani Edgar daha çok taktoloji gibi ama topla ileriye driblingleri var ve e, ileriye hücuma başlangıcı katkısı var. Bunu yansıtmak için uzun toplarda ve tekniğinde ben bir tık artış yapmıştım. Bu da onu uh -huh. e, bu, e, bu da onu çok fazla eee hücuma uzun toplarla skora da katkı yapmasını sağlamıştı ve çok fazla uzun top denemesi neden olmuştu simülasyonlarda. E, bunun sonucunda tabii ki bir tık bunu geri almak ve düşürmek gerekiyordu. Birkaç o yüzden değişiklikler yaptık. Çok büyük değişiklikler değil ama ana oyun çıktığında 130 olacak mevcut eteneği. Yani buradan şunu da anlıyoruz. Sizin burada oyuncunun mevcut özelliklerinde yaptığınız bir değişikliğin oyunu simüle ederken maç motoruna nasıl yansıdığını da tespit edip ona göre de evet. gerçekteki oyun tarzına yakınlaştırmaya çalışıyorsunuz. Evet biraz e, benim kafamda planladığımın aşırısına kaçtığı için Edgar'ın e, uzun top denemeleri ve bu konuda başarısız olduğu pozisyonlar takımı kötü duruma sokması gibi bu, bu sıkıntıya yol açtığı için bunu değiştirmemiz gerekiyordu. Rolü değişmiş oldu bir nevi. Birkaç özellikleri değişti. Şu an daha stabil yani evet. ana oyun çıktığı zaman. Ee, talipleri de oluyor satma konusunda da çok sıkıntı yaşanmıyor herhalde ya Edgar'da. Evet evet ben gerçekten de Avrupa'ya gidebileceğini düşünüyorum. Yaşı şu an tam... E, bir stoper için zirve yaşında zaten. Evet. Hüseyin Türkmen'de herhalde eee profilde biraz kırpılma var gibi görüyorum ben. Evet. Hüseyin'de de şu an sizde gözüken e, profilde 95 CA'ya sahip hı hı. 100 100'dü yanlış hatırlamıyorsam geçen dönem. Hı hı. Aslında ya da 105'ti. Ee, yani geçen sezon çok kötüydü Hüseyin gerçekten evet. kendisine şans verildiği dönemlerde. O yüzden e, Selim abiyle ortak kararımızda belli bir kırpılma vardı ama e, şimdi böyle bir durumda bizim arka planda bazı Türk oyuncularla ve kendi stop, e, kendi mevkisindeki stoperlerle kıyaslamamız gerekiyor. Biz de bu test tarafında yine çok fazla düşük kaldığını fark ettik 95'in. O yüzden ana oyunda tekrar 100 olacak cihazın. Profilinde de birkaç artış olacak şu anki gözüken yani piyasla. Anladım. Stefano Densville kiralık bu sene geldi. Bildiğim evet. kadarıyla takıma yeni katılan bir oyuncu da çok büyük bir değişiklik yapmanız gerekmiyorsa, herhalde devre arasında müdahale ediyorsunuz. Doğru mu bu bildiğim? Evet, evet evet. Taha da değinmişti. Buna. Evet. Bu çok önemli bir bilgi çünkü dışarıda çok fazla yanlış anlaşılabiliyor ama e, kulüp geldiği kulüpteki araştırma saygısızlık oluyor böyle bir durum. Çünkü onun gözlemin altına gelmiş boyunca Ve biz de zaten gözlemlemediğimiz için çok ekstra bir durum olmadığı sürece dokunmuyoruz. E, Densville'de de aynı şekilde ve biraz sonra konuşacağımız yeni gelen oyuncularda da aynı şekilde çok olağanüstü bir durum olmadıkça dokunmadığımız dokunmadık. E, dokunduğumuz birkaç oyuncu var. Onlara değineceğim sırası geldi. Tamam. Stefan Densville'de zaten aynı profilde. E, Serkan Asan e... Evet. Serkan'ın profilinde ufak bir artış oldu ama e, CA'sı aynı. Hı -hı. diye hatırlıyorum. Belki 5 artmış olabilir tam şu an aklımda değil ama Serkan'ın profilinde e, orta açma, orta yapması 13'tü. Hı -hı. E, onu 12'ye çektik. E, bence geçen sene orta konusunda hala 12 de çok fazla olabilir ama geçen sene e, bu konuda çok sıkıntı yaşadı. Serkan ortalarında başarı ücretsi çok düşüktü. Evet. E, Teknik kısmında hala birkaç kırk yeteneği var, fizikselinde hafif artışlar var. Bu da yaşının getirisi. Zihinsel de aynı şekilde. Potansiyel hala var. Üzerine düşülürse iyi bir bek olabilir. Özellikle de yabancı e, kontenjanı, muhabbet, evet. Türk kontenjanı muhabbetinde e, iyi bir bek. Şey çok e, şans bulamıyor herhalde bu sene hatırladığım kadarıyla. Bilmiyorum. Çok yakında takip etmiyorum ama e, devre arasına kadar peki çok tercih edilmezse, çok kullanılmazsa herhalde profilde bir değişiklik yapmayacaksın. Yani tercih edilmediği sürece ben pek değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bir de bunun yaşıyla da alakası var. Evet. Birkaç yaş daha geçtiğinde profili tam daha oturaklı hale getirip potansiyeli kısılacak gibi geliyor. Ki zaten 22 yaşında olduğu için şu anda verilen potansiyele de pek ulaşma durumu zor Olmuyor. gibi. Olmuyor, evet. 130 potansiyeli var Serkan'ın şu an hatırladığım kadarıyla. 105'te CA'sı var. Ee, yani tam 130'a ulaşması gerçekten zor 22 yaşında Hı -hı. olduğu için. Evet. Bruno Perez çok süratli bir oyuncu. Bunda da herhangi bir değişikliğiniz olmadı. Peki evet, devre arasında düşündüğün bir şey var mı bugüne kadar gözlemlediğim Bruno Pérez ile evet. alakalı? Ya aslında profilinin ben bu konuda da hem Selim abiyle hem bizim diğer araştırmacılarla bu konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz sürekli oyuncular arasında. <laughs> ben ben Perez'in profilinin gerçeği hiç yansıtmadığını düşünüyorum aslında şu an. Çünkü testlerde de benim onun gerçekteki rolünü oynatmaya çalıştığımda Perez'in tam tersine oynadığını fark ediyorum. Yani Perez gerçekten merkeze kat eden bir bek. Topla birlikte tamamen merkeze o oynayıp önündeki kanat oyuncusunu boşa çıkarmaya çalışıyor. Bunu sürekli yapıyor. Saht, e, sahte eee bek ya da kanat bekti. Tam rolün adını hatırlamıyorum Türkçesini. Perez Perez'de bunu yansıtabilmek için profilindeki özellikleri zaten e, rol kısmından yansıttığımızda çok e, yetersiz kalıyor bence. O yüzden e, Perez üzerinde değişiklikler kesinlikle yapacağım ama e, tam olarak Test etmem gerekiyor bunun için. Hı hı. Tam kanıya varabilmem için. Onun için de devre arasını beklemem lazım. Evet. Tabi hala da izlemeye devam ediyoruz. Evet. İsmail Köybaşı için herhalde söyleyecek bir şey yok. Peki evet. pek e, başarılı olmadı. Hatta oynatılmak zorunda olduğu için de bazı durumlarda kadroda olduğunu herhalde tahmin ediyoruz artık. Evet ee, evet evet mecburiyetten oynatılıyor bence şu ana kadar evet. oynatıldığı evet. dönemde ve artık de form tutması tekrardan tekrar kendi forma e, formayı kabul Willkommen yerleşmesiyle İsmail'in e, o üçüncü Türk olayından sıyrıldığını düşünüyorum artık hı hı. E, oynatılacağını pek sanmıyorum. Bu arada oyunda da e, vücut zindeliğinden midir bilmiyorum artık. E, İsmail e, çok kötü olmamasına rağmen vücut zindeliği çok profilini kaybediyor. Yaşı yaşına kıyaslı diye düşünüyorum. Evet yani ilk sezon kullanılabilirse kullanılabilir ama ondan sonra İsmail 3. lige falan kadar gidebiliyor yani aslında yani profilde yansıyor ayak düzgün hani bir şeyler yapacak hani bir solak kadar teknik ama zihinsel olarak o kadar yetersiz ki o özellikleri evet, pozisyon, de bağlı oluyor. Poz, pozisyon alması 8 markajı 7 özellikle sol bekte hiçbir şekilde adam tutamıyor. Bu da zaten gerçekteki İsmail'le yansıtıyor tamamen. E, İsmail'in hücum veya geride ayağında top tutmasında bir sıkıntı yok. Tamamen savunma kısmında sıkıntısı var. Evet. Bu da aynı şekilde oyundaki profiline evet. de yansıyor. Tronsen, e, ben beğeniyorum Tronsen'i. <laughs> e, Trabzon'a gelmeden önce de beğeniyordum ama talihsiz bir sakatlığı oldu. E, evet bu, bu dönem yer yer e, oynuyor. Peki geldikten sonra profilde bir değişiklik yaptınız. Bu ikinci senesi. Evet doğru ikinci senesi. İkinci senesi ama profilinde değişiklik yok. Çünkü evet. e, Tronsen gel geldiğinde hem sakatlık bir maç oynadı Samsung evet. Spor hazırlık Orta sahada gerçekten çok beğenmiştim paslarını. Hı hı. Tronsen için ben de çok umutluydum. Özellikle bu Norveçli, Danimarkalı oyuncular da ayrı bir e, FM oynayanlar da bilir. Çok evet. e, umut oluyor. Çünkü oradan gelen oyuncular genelde çok iyi performans evet. gösteriyor. Tronsen de aynı şekilde bizim umutlu olduğumuz bir oyuncuydu. Tronsen sakatlık yaşadı. O yüzden pek izleme şansımız olmadı. Profiline o yüzden dokunmadık. Bu dönem izleyebildik. Bu dönemkinde tabii ki daha önce konuştuğumuz gibi devre arasına kaldığı için şu anlık dokunmadım. Sadece sol bekle oynayabilirliğini arttırdım. Çünkü evet. sol bekte oynuyoruz Trabzon'a. Onun dışında profilinde hiçbir dokunma yok. Evet. Flavio kiralık gitti. Siopis, benim ligde beğendiğim oyunculardan birisiydi. Zaten evet. Alanya Spor'un orta yok. sahada dinamyoydu. Trabzonspor'da da süre aldığı müddetçe iyiydi. Profilde bir değişiklik oldu mu Siopis'i? Bir de şunu sorayım. Ee, hani yurt dışından gelen bir oyuncuyu bilmediğiniz için veya işte takip edemediğiniz için e, çok bilinmedik bir oyuncuda e, bir değişiklik yapamıyorsunuz ama mesela Alanya'dan Siopis geldiği zaman zaten az buçuk Siopis'i biliyorsunuz mesela. Evet, bir de böyle bir şöyle bir e, hı hı. imkanımız oluyor. E, biz hep birlikte araştırmacılarla sürekli iletişim halinde olduğumuz için merak ettiğimiz kafamıza takıldığı ya da şu neden şöyle dediğimiz zaman ya bunu tabii ki yabancı araştırmacılarla da görüşebiliyoruz ama Türk araştırmacılarla çok daha hızlı ve geri dönüş alıyoruz. E, bu da tabii ki bizim de gelecekte o oyuncu hakkında profil yapmamızda e, şu özellik şöyle mi olsaydı acaba Alanya'daki şu döneminde bu, e, bu yüzden mi bu özelliği almış gibi konuşabiliyoruz. Bizim de daha hızlı atraksiyon almamızı, reaksiyon vermemizi sağlıyor. Siyopis'in e, Siopis'in profilinde normalde az önce dediğim gibi çoğu oyuncuda profil, dokunma yok ama Siopis'te bir dokunma var. E, o da teknik kısmında. Siyopis geldiğinde 130 CA'ya sahipti ama Siopis 130 CA ile Trabzonspor'da forma bulamıyor zaten şu anda. Sadece e, tabii ki yabancı kuralının da etkisi var ama Berat'ın formunun da çok büyük bir etkisi var. Siyopis e, Siopis sonradan daha çok oyuna girip oyunu açacak, oyunun kilidini bozacak bir oyuncu. Özellikle son maçta gördük evet. bunu. Göztepe maçında. Ee, o yüzden Siopis'in e, teknik kısmı bence çok abartılıydı. Teknik kısmında 5 yani 130'da 125'e çekildi cihazı. Ee, teknik kısmında bir düşüş var. Ee, ama zihinseli ve fiziksel hala güçlü. Şu an daha çok aynı gerçekte olduğu gibi e, tekniğinden çok, ayağından çok onun koşusunu, yırtıcılığını, çalışkanlığını kullanmak için. O mücadele ee, işi şey, evet. mücadeleci ruhuyla plana çıkıyor. Necip'i sala bana. Yani o evet. tarz bir oyuncu aslında. Dorukan Toköz Beşiktaş'tan bedelsiz olarak geldi. Ee, evet. geldikten sonra profilde bir değişiklik yaptın mı Dorukan'da? Yok. Yok, Dorukhan'da yani aynı profil, profil aynı. Ee, ama çok çok büyük bir aksilik olmadığı sürece devre arasında değişecek profili. Ee, yani bana kalırsa kötü anlamda değişecek ama bu onu kötü oyuncu yaptığı için değil. Sakat, sürekli sakatlandığından evet. ötürü artık fiziği gerçekten eskisi kadar kuvvetli değil hala çok kuvvetli ama eskisi kadar kuvvetli değil ve bu profil Beşiktaş döneminden kalma olduğu için hı hı. üzerinde birkaç oynama yapacağım ee, ama sahada oynadığı her dakika bence çok olumlu şeyler gösterdi Dorukhan sağ bekte ve orta sahada iki maç oynayabildi sadece sağ bekteki performansını ben ekstra beğendim orta sahada da fiziki gücünden ötürü bir tık daha iyiydi ama o eski formuna kavuşması sanki çok uzun sürecek gibi Dorukhan'ın biraz daha süre alması lazım Evet. Berat Özdemir en çok güncelleme alan oyunculardan birisi. Yani çok yüksek olmasa da gözle gözde görülür bazı değişimler var Berat'ta. 23 yaşında milli takıma yükseldi. Evet. Berat'ta ne gibi değişiklikler oldu? Neden yaptım? Bunları da böyle ufak bir anlatırsan. Tabii. E, Berat'ın e, CA'sı 125'ti. Şu an 130 olması lazım. Hı hı. Evet. 130 şu an. 145'te potansiyeli var. Potansiyeli zaten aynıydı. Hı hı. E, Berat'taki artış Trabzonspor'un özellikle Berat'ın üstüne düşen bir oyun stili var. Yani biz e, tam bir çakılı altı numara gibi bir sistemde oynuyoruz. Evet. Berat merkezde, merkezde kalıyor ve bence oyunun yani çoğu kişi bakasetas ve Hamsik'in çok çok önemli olduğunu düşünüyor ama e, Berat'ın mevkisi ve kap, e, oynadığı alan onun için bence çok daha önemli. Trabzonspor için çok önemli. E, ve Berat da bunu ilk 11'e monte edildikten sonra bana kalırsa çok kişi eleştirdiği dönem olduğu çok övüldüğü dönem de oldu ama bence e, gayet ortalama üstü bir performans gösterdi. Profili de gelişimi açık bu yüzden yaşından ötürü. Tabi 23 yaşında olduğu için potansiyeline ulaşması çok zor olabilir. Daha yavaş artışlar alacak. E, ama bence şu an Profili, gerçekteki profilini yansıtıyor. Tam bir kesici, top kapan bir oyuncu ve ileriye uzun pas atan bir oyuncu. Zaten oyun karakteristiği olarak da onu ekledim. Evet. Ee, devre arasında birkaç değişiklik şimdiden düşünüyorum ama yine de devre arasına kadar izledikten sonra kesin kanıya varacağım. O konuda. Marek Amşik için söyleyecek bir şey yok zaten. Hani ligdeki evet. e, hani defansif oyun kurucular veya ofansif oyun kurucular artık nasıl adlandırırsak. E, bence Piyaniş'ten sonra en iyi isim. evet yani, Evet. Piyanoci, evet seviyesinin biraz daha yüksek olduğunu herkes kabul eder Marek, Marek Hamšík de çok iyi ama ligdeki e, oyuncu kalitesini arttıran bir oyuncu Baka... evet oyunun iki yönünde çok iyi Marek <laughs> evet. Hamšík e, profilinde muhtemelen devre arasında da bir değişiklik olmayacak vücut zindeliği sayesinde zaten kolay kolay profilini kaybetmiyor fizikselini kaybetmiyor evet gerçekten aynı şekilde Hamšík gerçekten vücuduna çok iyi bakan bir oyuncu o yüzden devre arasında da çok ekstra bir durum olmadıkça değişiklik olacağını sanmıyorum ama bakacağız devre evet. arasına kadar konsantrasyon 10 mu ya bu bilmiyorum hani senin gözlemlerin bunda bir iyileştirme olur mu ya bu belki de Çin'deki döneminden sonra değişik bir özellik olabilir aslında bunun sistemden biz görüntüleyebiliyoruz evet. ee, çünkü şeyi farkındaysan benim... Fenerbahçe'nin aldığı stoper hani Kim Minjae'de de, de hani, agresiflik mesela çok belirgin bir özelliktir cesaret hani çok düşük de oradaki gözlemlemede de. Evet geldiğinde. Evet. Geldiğinde. Burada da hani Çok. bu kadar oyuna hakim bir oyuncu aslında Marek Amşik ama konsantrasyonun 10 olması beni hani 11 olsa belki göze batmazdı diye düşünüyorum ama evet. benim dikkatimi çekti bilmiyorum tabi böyle bir evet, şey. Evr evet. arasında evr arasında değişik değişik olabilir. Mesela çalışkanlığının da 9 olması aslında sahanın iki yönünde de hamsi koşmadık yer bırakmayan bir oyuncu. Zaten bizim her maçta da sahada en çok koşan oyuncu kendisi. bu dediğin gibi bu özelliklerde de değişiklik olabilir. Devre arası geldiğinde biraz daha kağıt kalem alıp masaya oturduğumuz zaman bunlar evet. daha, daha çok dikkatimizi çeken şeyler oluyor. O zaman bakacağız işte. Eee hasta değişiklikler var. Çok tabii ki de hani bu yaştan sonraki bir oyuncu için çok majör değişiklikler söz konusu olmayabilir ama Yine evet. e, sanırım ilk kontrolde böyle bir 16 seviyesine gelmiş, e, 15, 15 evet. de herhalde yanlış hatırlamıyorsa. Evet, konsantrasyonu hızı cesareti vücut sindeliği penaltı kullanması e, gibi özellikleri arttı. Benim şu an hatırladığım kadarıyla. Fizikselinde, zihinselinde, tekniğinde her iki her üç tarafta da e, artış var. Çok ufak tefek artışlar ama e, daha çok. Bakasetas'ın skora katkı anlamında etkileyecek özelliklerinde artış var. Çünkü Trabzonspor'da içinde Bakasetas çok fazla e, pas atraksiyonlarında, Hı -hı. hücum atraksiyonunda gözükmese bile bir şekilde skora katkısını sağlayabilen bir oyuncu. O yüzden e, biraz daha onu yansıtmaya çalıştım ama bence şu anki profiliyle her mevki ve her rolde e, mevkiden kastım evet. ofansın her mevkisinde hı hı. her mevki ve her rolde çok iyi kullanılabilecek bir ee, en profil ciddi profil yükseliş yok. de vücut zindeliğinde olmuş 11'den 15'e yükselmiş kaçırdığı evet. maç çok herhalde değil mi? Yok kaçırdığı maç yok. Bir de özellikle daha geçtiğimiz maç ki bu veri de girilmeden, bu olaydan önce girilmişti. Daha özellikle geçtiğimiz maç bu kızı da bir hafif bir sakatlık yaşadıktan sonra yine yönetim oynamak istediğini söyledi. Ama kasların dağrı olduğu için yönetim dinlendirmeyi tercih etti. Geçmişte Alanya döneminde de aynı bir olayı var. O yüzden vücuduna çok iyi bakıyor. Bence kolay kolay maç kaçıracak bir oyuncu da değil. Fikselin de kolay kolay kaybedeceğini evet. düşünmüyorum. Yani, Fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu. Alanya'da da 1,5 e, sezon oynadı. Evet. <laughs> 53 lig maçına çıkmış bir buçuk sezonda. Maç kaçırmamış gözüküyor. Veri doğru evet. gelildiyse FM'de. Ya 1-2 maç kaçırmıştır işte. O e, Trabzonspor'da da aynısını kastettim. Kasa ötürü bir maç kaçırdı. Onun dışında maç kaçırmadı. Evet. Abdülkadir Parmak e, yerli rotasyonda muhakkak herhalde kadroda ...bir süre bulunduracağımız oyunculardan birisi. Evet ee, ama onda da bazı kısıldı projelerde. Evet herhalde o ee, Prime döneminden yavaş yavaş düşmeye başladı evet. herhalde hem yani bulduğu forma şansı, süresi yüzünden. Ziggs bir tık düşüş var. Bence Hı -hı. yani devre arası için ben biraz daha düşürmeyi düşünüyorum ama bak devre arasına kadar biraz daha izlemekte fayda var çünkü parmak süre aldığında bile sağda kalmakta, sağda ayakta durmakta evet. çok zorlanıyor. Özellikle iki kez oyuna geldikten sonra sakatlanıp çıktı. Hı. Çok da bir süre olmadı bu olay olalı. O yüzden vücuduna bakma konusunda pek iyi değil gibi evet. prime dönemini senin de dediğin gibi biraz kaybetti. Herhalde artık düşmeye başlayacaktır. Abdülkadir Ömür çok hani FM'deki profili gayet işe yarar. Fiziksel anlamda çok yeterli olmasa da atletik yapısıyla ve tekniğiyle ön plana evet. çıkan bir oyuncu. Ee, biraz toparlama olacak mı? Tabii bu sakatlıklar da herhalde oyuna yansıtıyorsunuz siz. Sakatlanma sıklığına evet. göre vücut zindeliği. Da evet. Ona ee, Onun sakatlıklarını da tabii ki geçmiş sakatlıklarına giriyoruz. Aynı şekilde geçmiş sakatlıklarında ileride tekrardan aynı bölgeden sakatlık yaşayabilme ihtimali varsa bunu da girebiliyoruz. Bu sistemde böyle bir ayar da var. Ömürde ben onları ayarladım. Biraz da sakatlanma sıklığını arttırmak zorunda kaldım. Çünkü e, görünen köy kılavuz istemez yani. Çok e, sıkıntı yaşıyor e, fiziksel konusunda ve kendini toparlama konusunda. Yine de bence şu an e, eski formuna yavaş yavaş kavuşuyor. 130'dan 125'e çektik onun mevcut yeteneğini. Ama potansiyeli hala 150. E, tabii yaşın etkisiyle o potansiyeli ulaşır ulaşamaz onu kariyerlerde görmek lazım ama... E, Bence şu anda gerçek hayat için konuşuyorum. Eski formuna yavaş yavaş kavuşmaya başladı. Yine şunu diyorsun devre arasına kadar kötü bir süreç yaşarsa e, herhalde yine bir sakatlık şeyi eklenecek. Evet süreç. mecbur tabii. Evet. E, fizikselinde belki birkaç oynama olabilir. E, denge, güç, dayanıklılık cidden çok düşük. Bunu Bu kendisine bağlı. Fizikselini ne kadar geliştirdiğini ne kadar kendinizin de tutmasına bağlı. Yunus Mallı da kadroda çok şans bulamıyor herhalde. Bulamayacak gibi de duruyor. Ee, evet Yunus da şöyle bir durum var. Ee, belki profiline bakanlar fark etmiyor bile ama Yunus şu an e, Trabzonspor'da en çok e, profili kırpılan oyuncu. Ve geldiğinde 140 CA'ya sahipti ki 140 gerçekten çok yüksek süperlik için. Almanya'dan 140'la gelmişti. Tabi geldiği dönem yeni geldiği için dokunulmadı profiline. E, bu dönem artık e, değerlendirme yapmamız gerekiyordu. E, Profili tam eksi 27 mevcut yeteneğine. 120 şu an. E, ama ona rağmen profil çok iyi. Kullanıldığında hala çok iş görüyor. Ben şu an gerçekte de aynı. Parmak hakkında ne düşünüyorsam Yunus hakkında da aynısını düşünüyorum. Sağda ayakta durmakta kendini göstermekte zorlanıyor. Fizikseli zaten yeteri kadar düştü ama teknik kapasitesini de kaybetmeye başladığını düşünüyorum. Hı hı. E, devre arasında biraz daha değişiklik yapacağım üstünde. E, tabii Forma şansı da bulamıyor ama ee, bakacağız devre arasına kadar onun, onun içinde Yunus Mallı da e, kesik yiyeceklerden Yusuf Sarı sonradan oyuna girip e, takımın atletizmini arttırmaya çalışıyor sonradan oyuna sokup e, Yusuf Sarı'yı herhalde profilde bir değişiklik olmayacak tam yansıtıyor herhalde ee, yani oldu ama devre arası için pek düşünmüyorum. Şu Hı -hı. an gayet iyi gözüküyor profili. Ee, profilinde dribbling ve e, fiziksel kısmında çok ufak değişiklikler oldu. Bir de orta yapmasını sanırım. Hı -hı. Ee, onun dışında gayet e, profilini yansıtıyor. Uzaktan şutunda hafif bir artış olması lazım. Ee, o da Yusuf Sarı'nın klasik e, sağdan topu soluna çekip kaleye vuruşları bu bir şekilde ikinci yere oyuna sokup e, size maç kurtartabilir yani. Evet. Öyle bir profili var şu an. Vaka için söyleyecek bir şey yok. Zaten vücut zindeliği 17. Hani fiziksel anlamda evet. çok çabuk düşüş yaşamayacak yaşıtlarına göre ama zaten çok yetenekli. Ayağına hakim. Dribbling yeteneği. Üst seviye bir oyuncu. Vizyon da baya iyi durumda. Bunun evet, Şey var mı? Profilde değişiklik herhangi bir şey yaptınız mı bu sene? Aslında onun teknik ve fiziksel kısmında zaten Profili gayet yeterliydi ama hı hı. zihinsel kısmında e, çok eksikleri vardı. Yaşın 32 olmasına rağmen zihinseli e, yeteri kadar yüksek değildi. Buradaki hı hı. özelliklerin çoğu Yusuf Sarı'nın zihinseline yakındı yani neredeyse. E, zihinseli de çoğu özelliğinde artış aldı. Bir de 5 mevcut yetenek artışı almış olması lazım. Hı hı. E, onun dışında şu anda profili bu. Devre arasında da pek değişeceğini sanmıyorum şu anlık. Zaten profilini e, artık yansıtıyor. E, canini Valla FM oynarken böyle tam başa bela bir profil, ee, hava topları var, fizikli bir oyuncu, atletizmi çok iyi değil ama geniş alanda size sıkıntı çıkartabilecek bir oyuncu. Ee, Canini ile alakalı bir değişiklik söz konusu mu var mı aklınızda bir şey? Onun da yanlış hatırlamıyorsam mevcut eteneği e, 130 ya da 135 idi belki aynı olabilir ama profilinde bazı özelliklerinde kırpılma oldu çünkü. Hı -hı. Geçen sene özellikle en çok geri dönüş alan şey, eee insanlara söylediği şey, Canini'nin sürekli gol kralı olmasıydı. Gerçekten çok gol atıyordu sezon <laughs> sonunda. <similisyonda. gülüyor> e, o yüzden e, birkaç özelliğinde gol atmasını engelleyecek şekilde kırpılmalar oldu ama Fizseli hala çok güçlü, ileri de çok e, etkili bir oyuncu. Bir de boş e, oyun karakteristikleri yoktu Canini'nin. <laughs> e, biraz daha gerçeği yansıt e, yansıtacak şekilde oyun karakteristikleri var artık daha çok forvet gibi durağan oynamak forvette durağın oynamaktansa kanatlar açılıp Hı -hı. topla hareket bir oyuncu haline geldi Peki Canemi, da e, bu sezonki gelen herkesin tanıdığı FM'de özellikle İtalya Ligi'nde kariyer yapan adamların başının belası çünkü parma forması giyerken muhakkak böyle bir e, 80'den sonra bir kontrada gol yemişliği vardır herhalde İtalya Ligi yapan arkadaşların Cevin evet. ile alakalı bir değişiklik yapmayı düşünüyor musun? Ee, ya bence ilk geldiği dönem bizde çok iyi bir performans gösterdi hazırlık maçları ve hı hı. ilk eleme maçlarında Avrupa'nın ama ondan sonra bilmiyorum artık ayakta kalmakta zorlanır gibi bir hale olmaya başladı sürekli oyuncu geçmeye çalışıyor ama her seferinde e, bir hata yapıyor takıma katkı yerine zarar sağlıyor. E, ama yine de profili hala gerçeği yansıtıyor çünkü zihinseli yeteri kadar düşük. Teknik kapasitesi belki bir tık fazla şu an. Ee, özellikle bitiriciliği. Bence şu an o eski bitiriciliğine sahip değil. Çünkü bizde çok fazla karşı karşıya gol kaçırdı. Ee, belki o, o noktada bir iki değişiklik alabilir. Ama onun dışında çok da büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Vücut zindeliği de fazla bana kalırsa. Bir 20, ve yani fiziğini çok iyi koruyor olması lazım 20 hı hı. için. Ee, ama Cervinho sakatlıkları yüzünden maç kaçırıp tekrar eski formüle dönemediği maçlarda oldu. O yüzden onlar da bir iki değişiklik olabilir. Onun dışında pek bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Evet, Cervinho'dan da bahsettik. Diabete kiralık. Cornelius sonradan oyuna girdiği maçlarda bayağı katkısı olan tam profilini yansıtan bir oyuncu herhalde. Pivot. Yüksek toplarda çok etkili. Çok can yakan bir adam. Evet, profili aynı. Değişiklik olmadı ama hı hı, bu sene geldi e, zaten. Cornelius'un da profilinde birkaç değişiklik düşünüyorum. Çünkü e, ya yaratıcı de oynatsak, çalışkan Forvet oynatsak, pivot oynatsak çoğu şeyde Cornelius fazlasıyla katkı veriyor. Geçen sene canini ne kadar biraz bug gibiyse. Bu sene de Cornelius bence öyle. E, profilinde birkaç düzenleme olabilir ama bu geriye çekmek anlamında değil tabi. Dengeleme anlamında. Hı hı. Anladım. bayağı bir pivot ya işte. E, evet. Koyta Koyta yani profili biraz fazla gibi geldi bilmiyorum bana. Hani bitiriciliği, hava topları hakimiyeti. Tabi sen daha iyi gözlemlemişsindir ama. Bir de 2-3 maç oynayabilir sadece. Bence profilinde bir sıkıntı yok ama. Koyta'nın sahaya çıkma konusunda bir sıkıntısı var. Çünkü bizde antrenmanlara bile çıkamıyoruz sakatlıkları yüzünden. Ee, o konuda. Vücut zindeliği e, mi? Evet vücut zindeliği olabilir. Sakatlığa yatkınlığını arttırmak olabilir. Bu, bu konuda birkaç düzenlem olabilir. Ee, ama bitiricilik kafa vuruşu bence oynadığı zaman gayet hak ettiği özellikler. Evet şu an 115 cihazı var ama belki bir tık daha geriye çekilebilir çünkü fazlasıyla gerileme dönemine girmiş durumda kendisi. Ben de zaten çok izlediğimden ilk Kasımpaşa'da çok takip etmedim ama hani böyle pek oyunda da görmeyince, yani gerçekte de görmeyince genç oyunculardan bahsedelim. Mesela Hakan Yeşil profili hep iyi seviyede çıkıyor. 19 yaşında ama tabii ilk sene geri getiremiyoruz herhalde. 20 yaşında takıma katılıyor Hakan Yeşil. Evet, Hakan'ın sözleşmesinde kiralık feshetme durumu yok. bir yıl Hekimoğlu Trabzon'da forma giyiyor. Hı hı. Bence e, Hakan'da şöyle bir şey söyleyebilirim. E, ben Hakan'ın altyapıdaki neredeyse tüm maçını izledim. Özellikle bu geçtiğimiz elit ligini şampiyon tamamladıktan sonra e, kiral aslında Avcı A takımda ona forma vereceğini söylemişti basına. A takım planlamasında yer alacağını söylemişti daha doğrusu. Sonrasında tabii ki kiralanma dönemleri oldu, kiralama süreçleri oldu, teklifler oldu. Bir de bizim bu sene Hekimoğlu-Trabzon'la resmi ilişkiler başladı aslında. Zaten hı hı. bir ilişki vardı ama resmi değildi. Bu sene resmi ilişkilerin başlaması birlikte Hakan kiralık verildi. Ben Hakan'ın gelecekte çok iyi bir yıldız olacağını düşünüyorum. Özellikle 6 numara mevkisinde hı hı. Avrupa'da kesinlikle forma giyeceğini düşünüyorum. Ama oyunda verdiğimiz potansiyelin yaşından ötürü Döndüğü zaman 20 yaşında olmak olacak. Evet. Orada çok iyi bir performans sergilemesi lazım. O potansiyeli ulaşır mı ulaşamaz mı? O konuda bilgim yok. Ben de çok fazla ulaşamadı ama e, 21'deki testlerimizde bir önceki testlerimizde Hı -hı. yaşı bir tık daha e, az olduğu için bir yaş geride olduğu için daha e, potansiyeli daha rahat ulaşıyordu. Şu anki testlerde bir tık daha zor ulaşıyor. E, ama ulaşsa da ulaşmasa da bence profili az takımda kullanılmak için gayet yeterli özellikle bu yabancı kuralında ben yani profilini yaparken çok keyif almıştım Hakan. Evet benim de ilgimi çekti. Baya bir şeyi var. Potansiyel yetenek ihtimali var. başka bahsetmek istediğin gençler var mı? Bu arada herhalde sen baya bir maçlarını izledin burada profilleri yaparken. Evet evet. Bütün altyapı maçlarını izledim. şu anda da gençlik ligi maçlarını izliyorum bizim geçen sene şampiyonluktan sonra hı hı. daha doğrusu ismi gençlik ligi değil sanırım direkt şampiyonlar ligi gibi bir şey ama biz bir tur oynuyoruz şu an ee, orada da izliyorum orada tabii bizde şöyle bir sıkıntı var altyapıda yapıda tabi ki yaşında etkisi var ama çok büyük bir sirkülasyon var sürekli her sene farklı oyuncularla devam ediyoruz geçen sene şampiyon olan kadrodan birçok oyuncu yok bu sene evet. ee, çoğu kiralandı geri döndüğünde tekrar kiralanıyor ya da sözleşmesi bittiğinde serbest bırakılıyor Öyle bir sıkıntımız var ne yazık ki. Ben de geçen sene izlediğim kadarıyla hı hı. izlediğim oyuncular, profesyonel sözleşme sahip olanları profillerini yansıtmaya çalıştım. Bu sene Trabzonspor'la karar yapacak arkadaşlar da hı hı. bu altyapıdaki oyuncularda genelde random profile pek denk gelebileceklerini düşünmüyorum. Bazı random olanlar da o dönem sözleşmesi olmayıp henüz yeni profesyonel sözleşme imzalamış isimler. Bunlar için de bizim araştırma süremizin dışında kaldığı için profillerine dokunma şansımız olmadı. Bunun için devre de arasını beklememiz gerekiyor. Benim özellikle değineceğim Arif Boşluk bence gelecekte Süper Lig'de Anadolu veya üst düzey takımlarda sol bekte oynayabilecek bir oyuncu. Şu anda da bunun için profili bence gayet yeterli. Ee, yaşı genç e, potansiyeli var Arif'in. Eksi 75 75'ti yanlış hatırlamıyorsam. Oo, ciddi bir rakam. Potansiyeli. potansiyeli çok iyi olduğu için. E, yani gençin... kaça denk geliyor? 120-150 miydi yoksa 140 şey 130-160 ee eksi 75. 120-150 gibi evet. falandı galiba. Bakmam lazım benim de. Eksi, ee, tamam doğru 75. Eksi 75. Ee, şu an mesela ben kendi rastgele bir simülasyonda bakıyorum. 135 çıkmış potansiyeli. Evet. Bence süperlik için çok çok iyi. Ve yaşı da 18. Hakan 20 yaşına girmiş olacak size geldiği zaman. Ee, 18 yaşında Arif'i İsmail Köybaşı yerine ben Arif'i tercih ediyorum açıkçası rotasyonda. Yani ee, Siz de kullanabilirsiniz. Ben Trabzonspor'un da aya takım yapılanmasında kullanacağını düşünüyorum gelecek senelerde Arife. Tamam diğer isim ee, Ahmetcan Kaplan şu an iki kez forma giydi. Ee, şu an stoper rotasyonunda. Hüseyin Türkmenle birlikte ikisi e, az rotasyon ismimiz. Ahmetcan'ın da potansiyeli eksi 75. Ahmetcan'da da benzer bir potansiyel var. Ee, Ahmetcan için şöyle bir durum var. Ee, şu an cia'sı yanlış hatırlamıyorsam e, 75 olabilir. Ee, Sanırım 5 artışla çıkacak Han oyunda. Tam emin değilim bazı değişiklikler oldu tekrar genç oyuncularda. E, profili yine benzer kalacak tabii ki. E, bence e, Ahmetcan Kaplan'ı değerlendirecek arkadaşlar için Ahmetcan Hugo gibi. Bence Hugo'ya çok fazla benziyor. Yine onun gibi sol stoper olması, onun gibi kafa vuruşlarında etkili olması, e, boyunun etkili olması. Sadece hı hı. biraz zayıf bir oyuncu Ahmetcan. E, ama fiziğini yaşı ilerledikçe koyacağını düşünüyorum. E, yanına da Edgar gibi bir stoperle bence çok iyi Tandem oluşturulabilir. Ahmet Can'ın üzerine düşmelerini tavsiye ediyorum o Peki Ahmet Can'a da baktık. Bir stoper daha vardı. Ben, ben geçen paylaşmıştım. Şu an adını unuttum. Acaba? Ha, Atakan ee, Gündüz. Atakan Gündüz evet. Ee, aslında Atakan yaş, biraz 20 yaşına geldi. Genç kısmını bir tık geçti. Ee, Ama diğerlerinden şöyle bir farkı var. Ee, fiziksel anlamda profil oturmuş bir oyuncu belli ki. Hani... Evet çünkü diğer oyuncular gibi fiziksel olarak tok hissettirmeyen bir oyuncu değil Atakan. Hı hı. Ee, az takım içinde Ahmet Can'a kıyasla daha çok düşünülen bir isimdi ama yine kiralanma tercih edildi. Evet. Bence kesinlikle Az takımda kalması gerekiyordu Atakan'ın. Ee, geçen sezonda kiralık olduğu için profilinde pek bir değişiklik yapmadık. Ee, potansiyeli hala var ama 20 yaşında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şöyle ee... ben simülede gördüm. Çok iyi bir stoper olmuyor tabii ki. E ama tabi bunlardan bahsederken şunu da göz önünde bulundurmak lazım Şimdi Trabzon altyapısı değil ama belli bir yaş aralığında Trabzon'da oynamış ve yerli bir oyuncu yani Bu tarz oyunculara da ihtiyaç oluyor kadro yapılanmasında evet, Çünkü kural, kural yabancı kuralı 6'ya düşecek galiba değil mi 2 sene sonra oyunda ya da 3 sezon sonra ee, Bu sene 3 Türk seneye 4 Türk ondan sonra 5 Türk evet. sonra 5 devam ediyor sürekli Evet yani o sıkıntılar da göz önünde bulundurulduğunda ya en azından ligde basit geçen maçlarda, basit geçmesini beklediğimiz maçlarda şans verilebilecek seviyeye gelme evet, ihtimali var. Rabzonspor'da şans verilmiyor olsa bile Anadolu takımları kesinlikle kaçırmıyor takım. Evet. Peki başka e, değinmek ee, istediğin isimler vardı. E, burada başka Veysel Sönmez Soy e, benim çok umutlu olduğum ama bir o kadar da umutlu olmadığım yani <laughs> tam bir Kumar aslında Veysel çünkü Emre Mor'u çok andırıyor bana altyapıdaki maçlarında özellikle. Kendisi Şanlıurfa'dan 100 bin euro karşılığında transfer oldu ki Trabzonspor altyapısında bir bonservisle oyuncu transferi pek görünen bir olay değil. Kendisi 100 bin euro ödenerek Şanlıurfa'dan alındı. Hı hı. Bence ödendiği paranın hakkında veriyor performansıyla ama Veysel'in profilin Emre Mor'a benzemesi ve oyun stilinin benzemesinin sebebi Veysel çok fazla bireysel oynamayı tercih ediyor. Zaten e, oyun karakteristiğine de bunu yansıtmaya çalıştım. Sürekli çalım deniyor, bireysel yeteneğini kullanıyor. Özel yeteneği de bu yüzden yüksek. Ama e, çoğu zaman başarısız olabiliyor. Başarısız olunca da takımını kötü durumda bırakabiliyor geri dönme konusunda savunmaya. E, teknik kısmı çok başarılı değil. Daha çok e, özel yeteneğini kullanmaya çalışan, fizikselini kullanmaya çalışan hızlı bir oyuncu. E, Veysel'in potansiyeli de çok yüksek Eksi 7 ya da 75 olması gerekiyor Veysel'den de üzerine düşerseniz e, verim alabilirsiniz. Ben de Porto'ya transfer oldu ama Porto'nun altyapısında çürüdü nedense Yani şans e, yani bulamadı herhalde bir, Evet öyle bir şey yaşayabilirsiniz sizde. Daha ilk senelerden Porto isteyebiliyor ama e, biraz kafasını futbola vermeyen bir oyuncu olduğu için Emre Mor gibi kendisinden randıman almanız zor olabilir Peki bir isim daha vardı galiba. Süleyman, Süleyman Cebeç. Cebe evet. e, Süleyman'ın profili aslında geçen seneyle aynı. Çünkü e, Süleyman'ı ben geçen sene, ondan önceki sene izlememiştim. Geçen Hı -hı. seneki altyapı maçlarını maçlarında izledim. Geçen sene çok çok iyi bir sezon ortaya koydu ama Süleyman'ın yaşına göre zaten profili sanırsam Selim abi yapmıştı. Gayet iyi bir profili var. Ee, çok ekstra bir dokunuş olması gerektiğini düşünmüyorum Çünkü Treyman artık alt yaş grubunda kendini kanıtlamış bir oyuncu. Ee, onun profilinde bazı geliştirmeleri hak etmesi için artık kendini daha üst seviyelere çıkarması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Treyman'ın da ben A takım yapılanmasına alınacağını düşünüyorum ama bakalım ne zaman. Henüz yaşlı 18 olduğu için daha evet. erken. Peki. Ee, Salih Kavrazlı olur mu ne diyorsun? Ya Salih, kav... Salih e, yanlış hatırlamıyorsam Bir kan ya da kas hastalığı vardı Salim bir hastalığı var hı hı. Ee, Onun ola biraz etkisi olmuştu Bir dönem ee, Fiziksel olarak kendini yeni yeni toparladı ee, Profilini de yanlış hatırlamıyorsam Selim abi yapmıştı yine geçtiğimiz sezon hı hı. Ee, Yani Salih'in üstüne düşürürse Salih'in de potansiyeli var Kullanılabilir ee, ama fiziksel Konusunda kendini çok geliştirmesi gerekiyor Çünkü aynı gerçekte olduğu gibi saha içerisinde fizikseli konusunda zorlanıyor Salih e, buna oyunda da denk gelebilirsiniz Çok e, dayanıklı çok güçlü bir oyuncu değil e, Evet Ama yine Hızını ve bitiriciliğini kullanabilirseniz Verim alabilirsiniz Salih'ten Evet Dilimiz döndüğünce bakmaya çalıştık Epey de e, emek veriyorsunuz e, Söylemek istediğin Anlatmak istediğin bir şey var mı peki bu Profilleri inceledik Hani nasıl çalıştığınızda Ya da e, sistemin Nasıl işlediğiyle alakalı Eklemek istediğin bir şeyler Tabii, var mı ee, ufak bir şey ekleyeceğim sadece kapanış özel ee, Bence özellikle böyle bir program için ben çok teşekkür ediyorum böyle bir şeye e, imkan sağladığın için Çünkü e, sosyal medyada insanlar işin işleyişiyle pek bilgi sahibi olmadığı için ki evet. bunlarda bu, bu konuda onları suçlamıyorum Çünkü e, ben bile işin içine çok daha olmadı dahil oldu. 6 ay falan oldu e, dahil olduktan sonra e, ...dahil olmadan önce düşündüğüm şeylerin dahil olduktan sonra değiştiğini fark ettim. Çünkü çok fazla dikkate alınması gereken kıstas, çok fazla değerlendirilmesi gereken konu var. Ee, bu yüzden e, bu tarz e, sosyal medyada ben şunun araştırmacısıyım, ben X takımının araştırmacısıyım... ...bu konuda şöyle bir profil yaptım gibi bizim çok ufak e, takip az takipçilere karşı bir şey duyurmamız çok zor oluyor... Ama bu tarz sizin gibi e, YouTube kanallarında böyle konuk oldukça insanlara daha çok sordukları sorulara cevap verebildikçe hem bizim tarafımızdan çok iyi hem onlar tarafından çok iyi oluyor. Evet. O yüzden ben tüm diğer araştırmacıların olabildiğince konuk olmasını istiyorum. Ee, ve insanların da kendi takımı araştırılırken ne tür kıstaslara değinildiğini hı hı. E, ne tür gözlemler altında bulundurulduğunu öğrenmesini istiyorum. Çünkü e, biz bunları tek başımıza yapıyoruz bir takım başına. Tabii ki hepimiz fikir alışverişindeyiz ama burada önemli olan insanların geri dönüşleri. Çünkü mesela e, en basitinden hamşi konusunda bile elimde kağıt kalem yokken, ortada bir çalışma yapmıyorken fark etmediğim bir şey konsantrasyon, çalışkanlık konusunda mesela sen fark edebiliyorsun. Bunu da insanların bu tarz meselelerde geri dönüşlerde bulunması hem Türkiye Ligi'nin veri bana ne kadar daha iyi götürebileceğimizin bir göstergesi oluyor evet. ee, hem de bizim işimizi biraz hafifletiyor ee, o yüzden e, bu tarz içerikler umarım devam eder umarım insanlar geri dönüşlerde bulunmaya devam eder ee, sosyal medya hesaplarım zaten e, Twitter hesabım burada videoda bir yerde olur ya evet. açıklamada Kameranın ee, şey de var zaten tamam e, bana direkt mesaj üzerinden ulaşabilirler. Her türden geri dönüşe şu ana kadar cevap verdim. Dilim döndüğünce de yardımcı olmaya çalışırım. Tekrardan teşekkür ediyorum böyle bir imkan için. Eyvallah. Ne demek. Geldiğin için ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İnşallah yeni içeriklerle yine sizlerle birlikte oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.